Şimdi panik atak aslında pek çok insanın muzdarip olduğu bir durum. Kişiye aniden, beklenmeden ve habersiz bir şekilde gelen yoğun anksiyetedir, yani sıkıntı halidir. Ve bu bir takım fizyolojik ve psikolojik belirtilerle seyreder. Şöyle düşünelim, televizyonun karşısında oturuyorsunuz ve bir anda sallandığınızı hissettiniz. Bir çarpıntı geldi, nefes darlığı var, boğulacak gibi hissediyorsunuz. Ve tam bu sırada hemen akabinde bir baş dönmesinin eşlik ettiğini fark ettiniz. Midenize kramp girdi, parmaklarınız uyuşmaya başladı. Ne olduğunu anlamıyorsunuz, belirtilere bir anlam veremiyorsunuz. Ama tek düşündüğünüz şey, aman Allah'ım bana ne oluyor? Acaba kalp krizimi geçiriyorum, çıldıracak mıyım, kontrolümü kaybedecek miyim? Ve bu durumla başa çıkabilecek miyim? Hatta bunun sonrasında gelen acil servise başvurma isteği olur. İşte bu dört dörtlük bir panik ataktır. Ve eğer panik ataklar sıklaşırsa, kişi bununla baş edemezse ve bir tedavi yöntemine gitmezse panik bozukluğa dönüşür.